Arzu, bu gelişme sonrasında Türkiye'nin eksik kriterleri karşılama koşulu dışında bir engel kaldı mı Avrupa'ya vizesiz seyahat konusunda? Dahası bundan sonra ne olacak? Evet, bütün gözler tabii bu sorunun yanıtında. Bundan sonra hayli güçlü aşamalar var. Örneğin önce bu eksik kalan 5 kriter tamamlanacak. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda kaygıları olmadığını, Türkiye'nin çalışmalarını yerine getireceğini, gereken hatta getireceğini söyledi. Hatta ek süreye ihtiyaç olmadığını dahi belirttiler. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı olmayacak gibi görünüyor. Fakat biyometrik pasaportlar için, belki onların hazırlanması için bir süre uzatımına gerek vardı. Avrupa Birliği bu konuda anlayışlı davrandı diyebiliriz tırnak içinde. Kararı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans açıkladı. Timmermans basın toplantısında bu konuda kesinlikle net ve açık konuşmak istiyorum dedi. Biyometrik pasaport olmayan hiçbir Türk Avrupa Birliği'ne girmeyecek dedi. Schengen bölgesine giremeyecek dedi. Dolayısıyla bu konuda Avrupa Birliği'nin çok net kriteri var. Zira biliyorsunuz Suriye nedeniyle geçişler kontrol altında tutuluyor. Pek çok sınır kontrol altında, Schengen sınırı şu halde bile. Dolayısıyla bu konuda son derece sert bir yaptırım uygulanacak. Bu görülüyor. Asıl ikinci ve üçüncü aşama önemli. Bunlar, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans bu konuda da kısaca bilgi verdi. Önce liderlere gönderecekler. HAK dediğimiz hükümet ve devlet başkanları konseyi, Avrupa Konseyi'nin toplantısında bu konu oylanacak. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu'nda çok sayıda ağırlığı olan aşırı sağ partiler var. Bunlar kesinlikle Türkiye'ye vize serbestliğine karşı adaylar. Buralarda çok sert tartışmalar geçecek. Ancak sonuç ne olacak? Umutlu bir yol görünüyor. Tünelin ucunda ışık görünüyor diyebiliriz. Bugün Avrupa Birliği Komisyonu yeşil ışığı yaktı. İlk adımı attı. Bundan sonraki adımlar hem HAK toplantısı olacak hem de Avrupa Parlamentosu olacak. Bu adımlarda da Türkiye her aşamada Avrupa Parlamentosu ya da komisyon tarafından talepleri yerine getirecek. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl olacak? Öncelikle 3 ülke Schengen sınırları dışında bulunuyor. İrlanda, İngiltere ve Güney Kıbrıs biliyorsunuz. Avrupa Birliği üyesi olduğu halde Schengen sınırları dışında buralara giriş olmayacak. Fakat bunun dışındaki bütün Schengen ülkelerine Türk vatandaşları vizesiz girebilecekler. Eğer geriye kalan 5 kriteri tamamlayabilirlerse Haziran ayı sonundan itibaren girişler başlayacak yasal olarak, resmi olarak. Bunun dışında Türkiye'nin yerine getirmesi gereken koşullar var. Parlamentodan geçmesi gereken yasalar var. Suçluların iadesi konusunda bir takım değişiklikler olmalı. Avrupa Polis İşbirliği konusunda yeni bir yasa çıkarılması gerekiyor. Kişisel verilerin güvenliği, internet güvenliği, bilişim güvenliği konusunda adımlar atılması gerekiyor. Terörizm suçunun kapsanması, kişi hak ve özgürlükleri alanında da bir takım yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda da kararlı olduklarını söyledi ve bu düzenlemeleri de zamanında yerine getireceklerini söyledi. Dolayısıyla bunların tamamlanmasının ardından Türk vatandaşları 3 ay süreli vizeyle, 3 ay süreyle vize almadan Avrupa Birliği Schengen ülkelerini ziyarette bulunabilecekler. Fakat dediğimiz gibi öncelikle tabii bu biyometrik pasaportların tamamlanması gerekiyor. Avrupa Birliği bu konuda çok kesin kararlı. Bir taraftan da yasal düzenlemelere çok büyük önem veren insan hakları uygulamaları, kişi hak ve özgürlükleri, internet özgürlüğü, bilişim özgürlüğü gibi bir takım konularda da hükümet adım atması gerekiyor. Eğer Avrupa Parlamentosu yolunda bir kaza çıkmasını istemiyorsa, bundan sonraki aşama hayli sert geçecek, tartışmalar sert geçecek ve bu tartışmaların ardından Türkiye'nin yıllardır beklediği ve son birkaç ayda hızlanan bir gelişme yaşanacak. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Neden tünelin ışığında ışık görünüyor? Buna bakmak gerekiyor. Fransa ve Almanya bu işin başını çekiyor. Çünkü göçmen krizinin çözülmesini istiyor Fransa ve Almanya. Bunun nedeni ise Türkiye ile geri kabul anlaşması imzalanmadan önce bir gecede 10 bin kişilerin geçtiği geceler yaşadık burada Avrupa Birliği'nde bu yıl, haftalarca haber oldu. Göçmen krizi bütün ülkelerin kapısına dayandı. Duvarlar örülmeye başladı biliyorsunuz. Schengen sınırı çok büyük tehdit altında hala. Fakat Türkiye ile anlaşma imzalandığından bu yana bu sayı 60-70'e kadar geriledi. Dolayısıyla Almanya'nın özellikle ve Fransa'nın tavrı bu konuda çok net. Türkiye olmadan göçmen sorunu çözülemeyecek. Eğer göçmen sorunu çözülemezse de Avrupa
Türkiye'nin vizesiz Avrupa'ya girmesinden çok daha derin krizlere gebe. Dolayısıyla bu konuda eğer Türkiye taahhütlerini yerine getirirse Avrupa Birliği de olumlu adım atabilir. Bu nedenle tünelin ucunda ışık var diyebiliriz. Söz yeniden Washington'da. Geri sayımda başladı. Vize muafiyetiyle ilgili gelişmeleri Arzu Çakır'dan dinledik. Teşekkürler Arzu.